Sen neden böyle hırçınsın? Ne büyüksün ne küçük, sen benim bir harcımsın. Sen benim bir harcımsın. Karanfilim oruna, ölüyorum yoluna. Allah canım almasın, girmeyince koynuma. Karanfilin koruna, ölüyorum yoluna. Allah canım almasın, girmeyince koynuma. Teşekkürler Sudir. Bir de Bin Yılga'yı dinleyelim isterim. Evet sevgili arkadaşlar, bu kadar müzik yeter. Harekete geçelim artık. Bir başka ev meydanı Facebook ve Instagram özel yayınıyla hepiniz yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Hem Instagram'daki arkadaşlarımız
hem de Facebook'taki arkadaşlarımız. Birazcık kameranın ayarı kaçtı zannedersem. Burada. Bir saniyecik bunu düzelteyim çünkü biraz fazla kaçtı. Evet. Şimdi bu teknik işler o kadar bir tuhaf işlerdir ki aklınız hayaliniz almaz gerçekten. Mesela başlarsın yayına, başlamazdan önce hazırlığına, yaparsın her şeyini, oturursun, yayına başlarsın, o yaptığın ayar o ayar değil, değişir. Yani oraya kadar her şey tamam, yayına kadar. Yayına başladığın anda, bir anda değişir ayarlar ve dengeler kaçar. Bu akşam yine aynısı oldu. Ve ama bu sefer düzeltmek istedim. Çünkü geçen defa dikkat ettiydim. Çok dağıldı. Şeyin, yayının ayarları. O yüzden bu sefer yayından önce istediğim bir düzelteyim. Sizler Facebook'a, sizler de Instagram'a hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu akşam çok önemli konularımız var konuşacağımız. Mesela birinci konuşacağımız konu Atatürk olacak. Her zaman olduğu gibi Atatürk olacak ve Atatürk'ün ne kadar önemli olduğunu. Evet, bunları da yaptım. Atatürk'ün yine ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu dün bir kez daha, yani bizim için hiçbir zaman özel bir gün olmasına gerek yoktur. Ama dün bir kez daha Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan olduğunu, asla ve asla yerinin doldurulamayacağını ve bu Türk ulusuna ne kadar büyük önderlik ettiğini ve neler neler sağladığını bir kez daha görme şansına eriştik. Çünkü dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Yani saymakla bitmez, saymakla bitmez. Dün akşamki yayına ben çocukları çıkardım. O çocukların söylediklerinden size bazı şeyler aktarayım. Çocuklarına, çocuklar diyor ki çocuklar, kadınlara diyor kıyafet özgürlüğü verdi diyor. Bak, bırak yani batmış çökmüş bir imparatorluğu aldı, bir cumhuriyet yarattı, bir asker, bir savaşçı, bir komutan, bir lider falan filan. Onların dışında diyor ki çocuklar, kadınlara diyor kıyafet özgürlüğü diyor verdi. Hem diyor işte seçimlere katılsınlar. Yani seçme ve seçilme hakkı kazansınlar diye. Başka? Düşün nereden nereye aklına geldi bu çocuklara bayram hediye etti Atatürk. Ve tabii daha saymakla bitmeyen birçok özelliği olan, birçok güzelliği olan, üstünden 104 yıl geçmiş olmasına rağmen Cumhuriyet'in kurulmasının 101 yıl hala daha etkisini gösteren ve asla yeri doldurulamayan bir lider. Dün akşamki programımızı da yaşasın o birinci bölümü, çocuklarla ilgili olan kısmı yaşasın Atatürk diyerek kapatmıştık. Bu akşamki yayınımızda da burada sizlerle birlikte, eğer siz de o yorumla katkı koyarsanız sevinirim. Hep birlikte yaşasın Atatürk diyelim arkadaşlar. Atatürk gerçekten tüm Türk ulusu için çok büyük bir lider, çok büyük bir önder. Her zaman izindeyiz, her zaman yolundayız, her zaman onun takipçisiyiz. Asla ve asla, hele son zamanlarda yapılmaya, yaşatılmaya çalışılan bazı şeyler var. İşte Atatürk'ün isminin unutulması, Atatürk'ün silinmeye çalışılması gibi. Asla da onlara izin vermeyiz. Çocuklarımıza, gençlerimize de bunun öğüdünü her zaman elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız. O yüzden siz de eğer yayınımıza yaşasın Atatürk cümlesini yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi bu akşam önce şampiyon meleklerle başlayacağız arkadaşlar. Yine dava günü geldi çattı. 26 Nisan Cuma günü Adıyaman'da davanın ikinci celsesi görülecek. Biliyorsunuz ilk duruşma Ocak ayının başındaydı. 3 gün arka arkaya sürmüştü oradaki duruşma ve bir ara vermişti hakim. O ara arasında bazı istenmedik
olaylar oldu biliyorsunuz. O olayların içerisinde de en önemli olanı otelin sahibinin oğlunun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış olmasıydı. Ve tabii bu adeta ürkütücü bir gelişme olarak buraya da yansıdı. Çünkü bunun nerelere gidebileceği orada daha da çok belli oldu. O yüzden 26'sındaki duruşma son derece önemli. Ben gerek Facebook'ta, gerek Twitter'de, gerekse Instagram'da, burada da şampiyon meleklerin davasının unutulmaması, ses verilmeye devam edilmesi, gerektiği zamanlarda sesin yükseltilebilmesi için elimden gelen çağrıyı yapıyorum. Bu akşam bir kez daha bu çağrıyı sizlere de yapmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen sizler de şampiyon meleklerin özellikle bu dava sürecine girildiği zaman şampiyon melekler için adalet isteğimiz olduğunu, bu işin takipçisi olduğumuzu ve bir de hep söylüyorum bunu ama bunu söylemeye mecburum. 1 milyon kere bile geçsek gene söylemeye mecburum. Evet, biz şampiyon melekler için adalet diyoruz ama aynı zamanda İSİAS otelde hayatını kaybeden herkes için, rehberler için, o otelde bulunanlar için, aileler için, sevenleri için, tüm yakınlar için, herkes için adalet istiyoruz. Şampiyon melekler için adalet derken bunu da hiçbir zaman es geçmiyoruz. O yüzden sizlerden de ricam, Türkiye'de adalet biliyorsunuz yani durumu. Çok fazla girmeyeyim o işlere ama şimdi biliyorsunuz yani durumu. Bak ansızın bir şeyler olduydu, oluyordu, olacaktı derken hop! Otelin sahibinin oğlu ve bir kişi daha tutuksuz yargılanmak üzere serbest. Şimdi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan bir kişinin yeniden tutuklanarak yargılanmaya başlaması nasıl olur bilemiyorum. Onun için hiç biz bu işin peşini bırakmıyoruz. Bırakmamalıyız da. Ama dönem dönem verilen tepkiler, yükseltilen sesler biraz azalabilir. Ama şimdi o seslerin yükseltilme zamanıdır. Davaya 48 saat kaldı. Ne 48 saati? Yarın. Yarın perşembe, cuma sabah dava var. Yani bu kadar önemli bir davadır. O yüzden lütfen herkes elinden geleni yapsın. Gerek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla, gerekse konuştuklarında sesini duyurabildiği yerlerde şampiyon melekleri adalet için herkes elinden geleni yapmaya çalışsın. Yani doğrusu bu değildir aslında. Ama sesini çıkarmazsan hakkını alamazsın. Alamazsın. Bak burada bile alamazsın, KKTC'de de alamazsın da Türkiye'de hiç alamazsın. Bugün eğer bu iş bu kadar dallanıp budaklanıp tepkiler, yürüyüşler, meşaleler, şunlar bunlar olmasaydı siz zannedersiniz bu dava bu kadar etkili mi olurdu? Medya, Türkiye'deki medyadan bahsediyorum. Medya bu işin üstüne gitmeseydi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, o derneğin bireyleri bu kadar çok seslerini çıkarmasalardı bu iş buralara kadar gelir miydi zannedersiniz? O yüzden çok önemsiyorum ben bunu, sizlerin de önemsediğini çok iyi biliyorum. Her zaman olduğu gibi şampiyon melekler için adalet sözünden de asla vazgeçmeyelim diyorum. Şampiyon meleklerle ilgili söyleyeceğim bir konu daha var. Yürüyüş konusu da var, onu sona bırakacağım. Yürüyüş konusunu geçen akşam, cuma akşamı Lefkoşa'da düzenlenen yürüyüş konusunu sona bırakacağım. Ama şampiyon meleklerle ilgili başka bir duyuru daha yapmak istiyorum size. Cuma ve cumartesi akşamı, yani 26 ve 27 Nisan bu cuma ve bu cumartesi akşamları Girne Amerikan Üniversitesi'nde Timsah Ateşi isimli oyun oynanacak. Birinci grup Girne Belediyesi bu işi ortaklaşa düzenliyorlar ve geliri %80 şampiyon meleklere, şampiyon melekleri yaşatma derneğine, %20'si de hayvan barınağı için Girne Belediyesi'ne bağışlanacak. Yani gelirin tamamı bağışlanacak arkadaşlar. Türkiye'den çok önemli sanatçılar gelecek. Biliyorsunuz hepimizin gururu Hazar Ergüçlü bu tiyatroda oynuyor Timsah Ateşi'nde. Tiyatro Satri Alışık Tiyatrosu ve bu tiyatroda oğlu Kerem Alışık da oynuyor. Ve diğer çok önemli tiyatrocuların da rol alacağı bu tiyatroya katılabilirsiniz. Biletinizi aldığınızda biletten elde edilecek olan gelirin tamamı bağışlanacaktır.
%80'i Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne, %20'si de Girne Belediyesi hayvan barınağı yapımı için bağışlanacak. O yüzden imkanı olanlar oraya katılsın, katılamazsa bile bilet alsın, boşa gitmez yani. Boşa gitmez, onu söylemiş olayım. Bu arada bu hayvanlarla ilgili de konuşmuşken şunu söyleyeyim. Şimdi biz bir şey ortaya atıyoruz ya, bir görüş ortaya atıyoruz, bir öneri ortaya atıyoruz, bir yorum yapıyoruz, bir analiz yapıyoruz. Bunu destekleyenler oluyor, çok güzel diyenler oluyor. Tarafsız yaklaşanlar oluyor, hiç beğenmedim diyenler oluyor. Hepsine saygımız sonsuz. Bakın ben bu kadar yıldır programcıyım, size çok samimi bir şey söylemek isterim. Bir konuyu gündeme getirdiğim ve o konunun bu kadar çok destek gördüğü başka bir konu hatırlamıyorum ben. İnanamazsınız. O da nedir bilir misiniz? Sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklarda gezmesiyle ilgili şikayetler. Bakın ben bunun bu kadar çok tepki çekebileceğine inanmazdım. Ben öncülük ettim, çıktım, bağırdım. Birinden çekindiğim yok yani benim. Ama insanların buna bu kadar çok destek vermesini hiç beklemezdim. Yaşlılar, gençler, çocuklar, mahallelerde gezmek isteyenler, paketçi çocuklar ki motorla kurye dağıdılar. İnanamazsınız arkadaşlar bu sokak hayvanlarından ne kadar şikayetçi dinler. Pisliklerinden, seslerinden, insanlara saldırmalarından, iki adım yürüyüş yaparken peşine düşüp senin peşinden gelmesinden, yemek istemesinden, pislemesinden inanamazsınız dedim size. Ama bizimkilerin vizyon, bizimkilerin görüş ancak da hayvan barınağı yapmaya yeter yani. Çünkü onlarda yürek yok. Onlarda cesaret yok. Yapılması gerekenin ne olduğu belli olduğu halde. Onlarda cesaret yok. Yürek yok. Korkanlar hayvan barınağı var. İşte alacak, besleyecek, hayvanları büyüteceğiz, bilmem ne yapacak, bilmem ne edecek. Hep söylerim. Hayvan beslemek, insan evlat beslemekle eşdeğer olmalıdır. Hayvan beslersen, hayvana ilgi duyarsan, İnsan evlat beslermiş gibi onu besleyecek. Yemeğiyle, doktoruyla, tıraşıyla, ilacıyla, bakımıyla, temizliğiyle, her şeyiyle. Öyle bana sokakta hayvanları görüp ah ne güzel köpecik deyip başını okşayıp da onları köpeğin insanlara saldırmasına seyirci kalmak hayvanseverlik değildir. Ha bunu ben söylerim, kolay kolay başkası söylemez. Hele bu belediye başkanları falan filan. Ağızlarını açamazlar bu konuyla ilgili korkudan ama gerçek tektir. Gerçeğin ne olduğunu da herkes bilir. Bir basit örnek daha önce bunu galiba yine söylediydim size. Rum tarafının nüfusu bizim 3 katımız. 3 katımız nüfusu var Rum tarafının. Hayvan barınağı kapasitesi 450 hayvan. Bizim onların 3'te 1'i nüfusumuz var burada Kuzey Lefkoşa'da. Hayvan barınağımızın kapasitesi 1500 hayvan ve yer yok bizimkinde. Bizimkinde yer yok 1500 hayvana. Aranda gelip alamazlar bile. Yer yoktur derse barınakta. Da Rum tarafında 450. Git Fransa'ya, git Almanya'ya, git İngiltere'ye. Çok yere gitmeye gerek yok. Geç buradan güneye da gör bakayım. Öyle bir pislik bir şey var mı? Dün Mausa Gönyeli Belediye bulvarında çektim ya. Yani bu buradaki telefonumdadır. Bunda olsa size de göstereceğim onu. Çocuk bisikletiyle gezer. Bisiklet yolu var ya. İşte KKTC budur. Bisiklet süresin diye sağa bisiklet yolu yaparlar. Ama süremeyesin diye köpekler sağa saldırır orada. Böyle bir durum var. Videosu da var yani bende. Amcaoğluna göndereceğim onu. Görsün. Zaten kendisi de bunların farkındadır. Programda konuştuydu. Şimdi gelelim bir başka konuya. Yavaş yavaş girelim mevzuların içine. Sessiz sedasız aniden bir baktık ki arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim ülkede hiç sorun yoktur. Bizim ülkemiz son derece sorunsuz, her şeyin mükemmel olduğu, hiçbir sıkıntının yaşanmadığı bir ülkedir. O yüzden bu kadar sıkıntısız olduğu için bu ülke, yani ekonomik sorun var mı? Yok. Nüfus sorunu var mı? Yok. Turizm sorunu var mı? Yok. Tarımda sorun var mı? Yok. Ette sorun var mı? Yok. Hiçbirinde sorun olmadığı için bizim memlekette. Bizim hükümet oturdu, düşündü, daşındı ve şöyle bir karar verdi. Dedi ki, be arkadaş, sorunsuz memleket olur hiç. Hiç olur bir memlekette sorun olmasın. Bizimkinde yok. Bizim memlekette sorun yok.
yapalım? Ne yapalım da biz bu sorunsuz memlekete biraz daha katkıda bulunalım? Şunu yapalım dediler. Çok güzel bir fikir gerçekten. Her şeyi hallettikleri için, ekonomiyi, adaleti, tarımı, eğitimi, sağlığı, hepsini hallettikleri için, temizliği, çevreyi, altyapıyı, elektriği, suyu, bak dururum devam ederim görün ya. Dururum devam ederim, bitmez çünkü. Ki hepsini hallettikleri için şöyle bir karar verdiler. Dediler ki, düşündüler, taşındılar. Ya dediler, bu gazinoların halini Allah bilir. Ha, hangi gazinoların ama? Bu makalelerin yahu. Otellerden bahsedelim sanki gazinoları var böyle ışıl ışıl her hafta 100 bin dolar kendine başından sanatçı getirirler Türkiye'den ya. Evet onlardan bahsedelim. Bu arkadaşların halini Allah bilir. Ha, vergi indirim yapalım bunlara dediler. İnanabilir miyim böyle bir şeye? Dediler ki bu ülke sorunsuz bir ülke. Bu ülkede ekonomik sorun yok, sağlık sorunu yok, eğitim sorunu yok, çevre sorunu yok. Hiçbir sorun yok. Tamam, ne yapalım da daha fazla katkıda bulunalım ülkemize? Ne yapalım? Gazinolara vergi indirimi getirelim dediler. Ve gazinolardan topladıkları vergileri indirdiler. İnanabilin buna. Sessiz sedasız yaptılar bunu. Nasıl yaptılar? Bir de bilin. Her zamanki gibi. Gözümüzün içine baka baka. Gözümüzün içine baka baka. Dediler ki biz gazinoların vergilerinde indirime gidiyoruz. Sebep. Hani var ya özrü kabahatinden büyük, özrü kabahatinden büyük sebep. Niçin gazinoların vergilerinde indirime gidiyorsun sen? Yani birinci söylediğimi geç. Hani birinci de dedim ya ülkede sorun yoktur, başka ne yapabilirler diye düşündüler. Onu geç. Esas sebebi şu. Diyorlar ki, biz diyorlar, gazinolardan beklediğimiz vergiyi alamıyoruz. Bu birinci ayıp. Birinci ayıp bu zaten. Gazinolardan diyor beklediğimiz vergiyi alamıyoruz. Evet. Vergi dilimlerini düşürüyoruz ki bize doğru beyanda bulunsunlar da daha çok vergi alalım. Nasıl? Bak itiraf et senin aklına gelmediydi bu. Senin aklına gelmedi. Ama bunların gelir. Bunlar oturdular düşündüler. Dediler ki ya biz bu şeyden gerekli vergiyi toplayamıyoruz. Gazinolardan. Düşürelim dediler de daha iyisi vergiyi. Ve artık bize doğru beyan versinler. Bunu konuşacağım şimdi. Doğru beyan versinler. Da biz bunlardan daha düzgün ve daha fazla gelir toplayalım. İnsan utanır be. Bak gerçekten insan utanır. Yapmaya utanır bunu bir, bu sebepleri açıklamaya utanır iki. Yani sen ağzınla, kendi ağzınla itiraf ediyor ve diyorsun ki ben zaten gazinoları denetleyemem, bilmem bana doğru beyanda bulunup bulunmadıklarını. Bunu söylüyorsun sen. İkincisinden de diyorsun ki abi sana birazcık düşürecek bu şeyleri, vergi dilimciklerini. Ama sen de artık lütfen öde bizi ya. Bu kadar aciz içinde ve sözüm ona hükümetsin sen. Bu ülkeyi yönetin. İnanılır gibi değil, memlekette milyonlarca sorun var. Saymakla bitmez. Zaten en birincisi, hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Nüfusumu bile bilmekten acizsin. Bu ülkede nüfusu bilen bir tek kişi var. Tek. Kimdir o? Nüfusu bilen tek kişinin adını ilk yazana buluşmamızda ilk ilişki benden. Bir kişi var bu ülkede nüfusu bilen, başka kimse yok. Onun dışında kimsenin haberi yok nüfustan ve sen bu sorunlar dururken, insanların alım gücü erirken, özel sektörün çalışanından patronuna sıkıntıları sonsuz bir şekilde devam ederken ve senin ülkenin kaymağını yiyen üstünden, hem de ne kaymak anladın mı? Diye yiyen gazinolara vergi indirimine gittin sen ya. Ve bunu da yaparken diyorsun ki, hayır Ali Pilli değil, Ali Pilli değil nüfusu bilen. Ve bunu da yaparken diyorsun ki, çünkü bize doğru beyanda bulunmazlar,
Sen ne iş yapan Medyaz Oraç'ta? Ha? Ne iş yapan sen? On tane bakan, bir tane başbakan, yüzlerden kurum, kuruluş, binlerinden memur. Ne iş yapan sen? Orada da gidip basıp ülkenin adaletini, denetimini orada göstermen, da defterleri aç bakalım ne girdi ne çıktı görelim demen, bunun cevabını dün akşam Gülşah Hanım verdi. Bunun cevabını dün akşam Gülşah Hanım verdi. Dün akşam Gülşah Hanım verdi konuyu. Açık, seçik, net, canlı yayında. Dedi ki bunlar dedi siyasileri besler. Bak bu kadar açık, açık. 24 saat geçmedi üstünden. Gir izle. Bravo. Bildi bu arkadaşımız. Metin Çomuloğlu, Ersin Tatar dedi. Doğru. Bravo. Metin Bey ilk işin hizmetinden. Hece de yazmış aslında. Tabii ya bu ülkenin nüfusunu bilen bir tek kişi var. O da Ersin Tatar. Çıktı hem de üstelik Londra'dan ha. Buralardan da değil. Londra'dan çıktı adam ve dedi ki ne konuşursunuz ya dedi. Kuzey Kıbrıs'ın nüfusu 410 bindir. Bravo. Hesap adamı. Anladın? Hesap adamı. Hemen yaptığı hesabı böldü. Londra'dan söyledi. 410 bindir nüfusumuz dedi. Ama onun dışında kimse bilmez nüfusun ne olduğunu. Ve bu kadar sorun sıkıntı memlekette sen gazinolara vergi indirimi yapıyorsun. Ülkenin gaymanın en büyük geliri ve hesap edilemeyecek derecedeki geliri cebine koyan gazinoları hesaplarını denetleyemediğini de itiraf ediyorsun bunu yaparak. Hiç karşı değilim ha ben gazinolara. Hiç karşı değilim. Hiç oynamam, girmem bile içine. Ama karşı değilim. Yurt dışından gelen otellere, 5 yıldızlı otellere, hani derler ya işte sahillerimiz peşkeş çekildi falan filan. Hiç karşı değilim. Bu memlekette nelerin peşkeş çekildiğini biz çok iyi biliriz. Sen adama sahili verdin, adam da geldi 5 yıldızlı oteli yaptı. Dünyada da var bu. Helal olsun. Hiç lafım yok. Gazino iznin vardır. Geldi, gazinosunu kurdu, gazinosunu işletiyor. Hiç lafım yok. Ama sen ne iş yapan? Benim derdim seni inandır. Benim derdim seni inandır. Sen ne iş yapan? Bu otellerin çalışanlarının maaşları düzgün müdür? Gelirleri denetlenir midir? Vergileri denetlenir midir? Yoksa söylenildiği gibi 100 bin liralık oynanır, 10 bin liralığı mı gösterilirdir? Sen ne iş yapan? Gazino izni verdin ülkende, hiç lafım yok. Ver, destekliyorum. Yabancı yatırımcıya destek veriyorsun, ver. İşi yapacaksa şimdi yapanlar gibi hiç lafım yok. Destekliyorum. Ama verdiğin işi sen takip ettin. Ne oluyor, ne bitiyor? Bak, bunlarda öyle bir şey var mı? Bunlarda öyle bir şey yok. Şimdi burada CTP ile ilgili bir şey var. Ortada gezen. Onu da. Evet ya, ben bunu fark ettim daha önce. Yani bu sokak hayvanları, bu köpeklerin pisliği, sesi insanlara saldırması çok büyük sorun. Bakın burada arkadaşlarım da yazıyor. Ama buradaki kişilerin bilmesi, sesini çıkarması çok önemlidir ama yetkiyi elinde tutanlardır. Yapması gereken benim bir restoran camim var. Çok da severim kendisini. Belki de buralardadır şimdi bilmiyorum. Garsonlarla 50'ydi. Belki şimdi zam yaptı. 50 TL kedi başına verir. Bilirsiniz. Eğer de kedileri yakalayıp restorandan uzaklaştırırsanız 50 TL kedi başına vereceğim size. Yani 3. dünya ülkesi ya. Rezalet ötesi bir durum. Ya sen hala daha barınak yapacaksın. İşte sokak hayvanları ne bileyim ben etlidir, yemektir, odur budur insanların üstüne saldırırlar. Acayip. Devam. Bu gazinolara yapılan vergi indirimiyle ilgili CTP'den çok yüksek bir ses çıktı. CTP diyor ki bunlar işte gazinolara peşkeş çekerler, güya işte stopajlarını artırırlar ama vergi indirimine gidiyorlar. Bunu yaparak ülkenin hazinesine girecek olan parayı azaltıyorlar. Bu yaptıkları yanlıştır, odur budur falan filan. Şimdi Gülşah Sandal'ın söylediğine geleceğim. Çok önemli bir konuydu o. Ben de dedim ki ya bir yasanın geçmesi için meclisten o yasanın komiteden geçmesi lazımdır önce. 2 kere 2 4. Meclise bir yasanın gelip oylanmazdan önce o yasanın komiteden geçmesi lazım. Ama oy birliğiyle ama oy çokluğuyla. E sen komitede varsın CTP olarak.
Demek ki senin önünden geçti bu yasa. Değil mi? Geldi, UBP getirdi yasayı ve dediniz ki böyle böyle bir şey yapacağız. Stopajlarını indireceğiz, stopajlarını artıracağız, vergilerini indireceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Oturdun komitede konuştun. Ses var mı senden? Yok. Hiç ses yok. Ne zaman ki UBP komitedeki çoğunluğuyla bunu aldı, meclise getirdi ve onaylattı da, bak süreci söylüyorum. Komiteye getirdi, komiteden geçirdi, meclise getirdi ve onaylattı da CDP yırttı ortalığı. Başta Devrim Barçın, Erkut Şahali, ki Devrim çok iyi bilir bu işleri. İşte bunlar peşkeştir, memleketin parasını yerler, odur budur falan filan, tamam. İnanıyorum da samimiyetine. Daha önce neredeydiniz be kardeş siz? Böyle bir konu varsaydı eğer, komitede böyle bir yasa görüşülürseydi eğer ve doğal olarak komitedeki çoğunluk da UBP'de olduğuna, meclisteki çoğunluk hükümette olduğuna göre gelip de geçeceksaydı bu eğer, siz daha önce neredeydiniz ya? Niye bunu toplumun gündemine getirmediğinizi geçtim? Bak onu geçtim. Sen niye ses çıkarmadın o zaman? Ve arkadaş bak da bu UBP'de bunu yapmaya çalışır. Gazinolara vergi indirimi yapmaya çalışır. Ülkede en büyük geliri elde eden sektöre vergi indirimi yapmaya çalışır. Gelin bununla ilgili konuşalım, tartışalım demedin. Demedin. Geçti komiteden, geçti meclisten de, da ondan sonra dedin ki bakın bunlar ne yapar? Ersin Tatar imzalamasın. Ya Ersin Tatar imzalamazsa ne olacak? Ersin Tatar imzalamazsa meclise geri gelecek. Parmaklar tekrar kalkacak. Gene geçecek. Yani burada çok büyük bir strateji hatası yaptıklarını düşünüyorum. Dün ben bunu burayı lütfen dikkatli dinleyiniz arkadaşlar. Bak her yiğidin harcı değil ha bunu konuşsun. Kendim için demiyorum. Yani şimdi anladınca anlayacaksınız. Dün akşam bu soruyu Gülşah Sanver'e sordum. Aynen bu size anlattığımı, madem ki böyleydi, yanlışıdı, CTP tepki göstereceğiydi, niye meclisten geçtikten sonra tepki gösterdi sorusunu Gülşah Sanver'e sordum. Gülşah Sanver bana ne dedi bilirsiniz? Canlı yayın daha bana özel değil yani. Gazinoların dedi bana siyasetin üstünde çok büyük bir etkisi var. Siyaseti ve siyasetçiyi besler. Benim lafım değil ha. Siyaseti ve siyasetçiyi besler. Ben de mecliste görev yaparken dedi Gülşah Hanım, benim de peşimde çok dolandılar. Ama ben dik durduğum için ve ihtiyacım da olmadığı için bunları hep kapı dışarı ettim. Ama bunlar siyasette var dedi. Kendisine sorduğum bu soruya verdiği cevap budur. Ve bu da dün akşamki kayıtlarda vardı. CTP neden bu yasanın geçmesini bekledi de tepki gösterdi? Niye komitedeyken görüşülürken UBP'nin yapmak istediğini gündeme getirmedi diye sorduğumda Gülşah Hanım dedi ki gazinoların, gazino sahiplerinin siyasetin ve siyasetçinin üstünde çok büyük etkisi vardır. Siyasileri de siyasetçileri de besler. O yüzden çok da kolay değildir seslerini çıkarsınlar dedi. Üstünden de daha 24 saat geçmedi. Aha giren görün oracıkta. Tekrar edeyim yani bir toparlayayım bu konuyu. Ben kesinlikle karşı değilim. Ne otellere ne gazinolara, ülke tabii ki önce benim insanım ama. Önce benim insanım. Benim yerli yatırımcım, benim yerli özel sektörüm, benim yerli özel sektör çalışanım, müdürüm, patronu özel sektörün. Ondan sonra dışarıdan gelecek olan yabancı. Bu arada bir parantez açıp size bir şey söyleyeyim. Şaka zannedersiniz bu söylediğimi ama çok ciddiyim ben bununla. Bak çok ciddiyim. Fiyatlarda yerliye farklı uygulama isterim ben. Sana şaka gelir değil mi? Şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim bunu söylerken. Ben bu ülkede doğmuş, bu ülkede büyümüş, bu ülkede kök salmış senin gibi bir Kıbrıslı Türk olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak ben fiyatlarda farklı uygulama isterim arkadaşlar. Ben Rus değilim, İngiliz değilim, İsrailli değilim, İranlı değilim. Ben başka memleketli değilim. Ben bu ülkenin. Bu yaşanan fiyat artışlarının sebebi ben değilim. Sebebi bu ülkeyi yönetenlerin yapmış olduğu denetimsizlikler, belli olmayan nüfustur. O yüzden ben bu ülkede Kıbrıslı Türk'e, yerlilere farklı fiyat uygulaması isterim. Her şeyde değilse bile çok şeyde.
evde olabilir, arabada olabilir, pahalı ürünse ette olabilir, altında olabilir. Oturup onu konuşsunlar. Ama okul fiyatlarında olabilir. Adam sana diyor ki sen çocuğu yollamazsan yollama. Sen yollama, yollama sen ya. Yollama sen. Rus yollar bana diyor, İngiliz yollar bana diyor, İsrailli yollar bana. Efendime söyleyeyim İngiliz bana yollar. Sen çocuğunu bende ister okut ister okutma diyorsan. Sana et alacaksın. 550'ye satmam, 850'ye satarım. Alın, alman. O alır. O alır. Yerlinin korunması, kendi insanını koruman lazımdır senin. Dövizin hali ortada, ev fiyatları, araba fiyatları ortada. Bununla ilgili sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyor ya hükümet. Zaten yayının başlığı nedir? Yayının başlığı. Başbakan kim olacak? Ben size birazdan ilerledikçe konularımız. Başbakanın kim olacağını anlatacağım. Onunla ilgili size söyleyeceklerim olacak. Ama bu hepimizin sorunudur arkadaşlar. Bütün yerli Kıbrıslı Türklerin sorunudur. Yine akşamki programdan bir örnek vereyim size. Fiyatları soruyorum Gülşah Hanım'a. Biliyorsunuz Önder Market'in sahibi, yani belki de binlerce ürün satar orada. İncik boncuktan en pahalı ürünlere kadar orada bulabilirsiniz. Biliyor yani piyasayı değil mi? Nedir bu fiyat artışı diyorum. Hatta dedim kendine zorlanmaz mısınız sürekli etiket değişesiniz? Düşünebilin. Yani senin dükkanın var, 10-15 tane ürünün var. Her gün fiyat değişin. Bunların binlerce ürünü var. Binlerce. Her gün lazım fiyat değişsinler. Çak 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 insanın kolu yorulur yani. Da bana dedi teknoloji ilerledi, bir formülü bulduk o işi. Yani inkar etmedi, var bu. Ve bunu sordum ben de kendisine ve şunu söylüyor bana. Emtia fiyatları olabilir, döviz hareketsiz olmasına rağmen dövizden etkili olabilir. Birçok etken saydı ve ben de kendisine şunu sordum. Ya döviz yükselebilir, kabul ettim. Emtia fiyatları yükselebilir, kabul ettim. Navlun fiyatları yükselebilir, onu da kabul ettim. Peki senin maaşın yükselir mi arkadaş? Senin maaşın yükselir mi ya? Diyor ki Gülşah Hanım tuvalet kağıdı gibi ürünler diyor. Bazen haftada iki defa değişir. Bir kere de değil ha. Bazen diyor haftada iki kere değişir fiyatı. Peki senin maaşın haftada iki değişir mi ya? Söyle ben bilmek istiyorum. Ya ben maaşlı çalışan birisi değilim ama hepimiz için konuşuyorum yani burada. Fiyatların yükselmesi devam ediyor. Senin maaş aynı. Orada işte 3 ayda 6 ayda bir gönüllülerine göre bir artış yapacaklarsa sana yaptıkları artış zaten senin alım gücünü karşılamıyor. Ben ekonomiden anlamadığım halde bunları görebiliyorum. Bizimkilerin ekonomiyle ilgili yaptığı bir şey yok. Nüfusla ilgili zaten bir şey yok. Geçen hafta anlattığım hastane, okul, verdikleri sözler, Metehan geçişi o bu. Nihayet Ünal Bey kürsüye çıktı. Bu hafta kürsüye çıktı. Ama nasıl çıktı? İzle lütfen, anlatacağım birazdan. Ben buraya niye çıktım? Değil mi? Kürsüye çıktı mı? Çıktı. Anlatacağım onu da. Bütün bunlar oluyor. Hükümetin hiçbir şey yaptığı yok da demeyelim. Haklarını yemeyelim hükümetin arkadaşlar lütfen. Çünkü hükümetimiz bütün bunlar yaşanırken evet gazinolara vergi indirimi de gitti. İstek böyle yani söylemeyeyim hadi yayında da şiddete girmesin. Ha? Yani onu isten yapasın. Bütün bunlar var. Adamın yaptığı icraat gazinolara vergi indirimi getirir ya. Ya Rabbim. Devam edelim CTP ile. Yani bu eleştirimi CTP'ye gönderiyorum buradan. Varsaydı böyle bir şey o zaman sesini çıkaracaktın. Şimdi Ersin Tatar imzalamasından bu işte olmaz. CTP ile devam ediyorum. Geçen akşam bir çok güzel mesajlar var. Geçen akşam bir etkinlik düzenledi CTP. Annan planının referandumunun 20. yıl dönümü. Konuşmacıları davet ettiler. Serdar Denktaş oradaydı, Papa Petro oradaydı, Talat oradaydı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. O günlere geri döndük, bundan sonrasını konuştuk. Konuşmacıların ki o günlerde yani anlam planlı referandum döneminde etkili kişilerdi. Onların anılarını dinledik. Etkinlik çok iyi bir etkinlikti. Sadece CTP'lilerin değil birçok kesimin katıldığı, destek verdiği bir etkinlikli bir paneldi. Fikri Toros yönetti paneli. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Hem
çok güzel bir panel olduğu için hem de aynı zamanda faydalı bir panel olduğu için. Buradan tebriklerimi gönderiyorum. Ama benim İngiltere'deki hocanın söylediği gibi but there is always a but. Ama anlamadığım bir şey oldu orada. Değişirler diye bekledim ama değişmediler, üstüne gitmeye devam ettiler. Bakın. CTP'de ego kelimesi yoktur. Bak, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin içerisinde hele hele de biraz etkili yetkiliysen, yani başkansan, genel sekretersen, MYK üyesiysen, milletvekiliysen, bakansan, efendime söyleyeyim parti meclisindeysen, partinin eskisiysen, eskiden görev yapmış birisiysen falan filan, ego diye bir şeyin olamaz senin. Yani bu yazılı bir ilke değildir CTP'de. Ama kendi teamülleri, prensipleri budur. Yani sürdüğün arabadan, yani içmezler ama içeceğin puroya kadar değilim. Kaldığın evden gittiğin mekana kadar bunlar dikkat ederler birazcık. Yani partinin içinde böyle bir teamülleri var. Yazılı olmayan kanunlar denilen şeylerdir bunlar. Yazılı olmayan kurallarıdır. Yani ego düşüktür hep bunlarda. Birazcık eğer sivrilirsen orada partinin içinde sağ bunu işittirirler. Yani işte biz CTP'yik, işçinin, emekçinin falan filan partisiyik. Çok yapmayın bunları diye de kibar bir dille söylerler. Böyle bir özelliği vardır CTP'nin. Ama ve lakin ben gittim panele, daha doğrusu panele gitmezden önce tanıtımlarında gördüm. Tanıtımlarında hala şimdi bunu siyaseten kullanıyor olabilirler dedim. Ama panele gittiğimde baktım koskocaman karşıda panelin arkasındaki fonda aynen şu yazıyor. Bak aynen. Notunu da aldım buraya. Bu ülke biziz, varız, tarih yazarız diyor orada. Bu ülke biziz, varız, tarih yazarız. Girip görebilin yani sen daha o pazartesi akşamki panelin arkasında koskocaman yazılan bu yazıyı. Bu ülke biziz, varız, tarih yazarız. Kusura bakma, bu ülke sen değilsin. Yani ben sana bunu açık açık söyleyeyim. Senin haddin de değildir zaten bu ülke biziz deyesin. Bak sana onu da söyleyeyim. Hiçbirinin, hiç kimsenin haddi değildir bu ülke benim desin. Ne münasebetle bu ülke sensin, varsın. Peki bu ülke sensin, senden olmayanlar bu ülke değildir yani. Sen CTP'ysen eğer da den ki bu ülke biziz, senden olmayanlar bu ülkede değildir yani. UBP'lisi, CTP'lisi, tarafsızı, TDP'lisi, HP'lisi, şusu, busu. Bu ülkede değil ve sen varsın bir tek. Bu ülke biziz, varız, tarih yazarız. Senin haddine değil bir kere böyle bir şey söyleyesin. Hakkınla değil böyle bir şey söyleyesin. Bu hakkı da sana kimse vermez, veremez de. Hiçbirimize de veremez. Sen çıkıp diyebilir misin ya bu ülke benim? Ne münasebet. Ve bunu yapan da dediğim gibi yani ego seviyesi, kendini beğenmişlik seviyesi, burnu havada seviyesi hiçbir zaman olmayan, artı buna da dikkat eden bir partidir. Bütün üyeleri, bireyleri, yetkilileriyle buna da dikkat eder. Ama sen çıkacaksın, orada bana diyeceksin ki bu ülke biziz, varız, tarih yazarız. Sen hiçbir şey de yazamayın bu gidişle. O ayrı bir şey ama bu cümle senin hakkın değildir. Ha sen şimdi çıkıp bana, yani bana diyebilin biz bunu bütün Kıbrıslı Türkler için yazdık. Yani bu ülke biziz, varız dediğim bütün Kıbrıslı Türklerdendir. Anlatma bana onu. Bana onu anlatma. Çabuk geçiyorum burayı. Bana onu anlatma. Bu slogan asla CTP'ye yakışmamıştı. Bunu hemen kaldırsınlar. Zaten kim bulduysa, kim kullandıysa, kim de ısrar ettiyse büyük bir hata yapmıştır. Bu ülke sen değilsin, bu ülke ben de değilim, bu ülke hiçbirimiz de değilik, bu ülke hepimizdik. Ancak ve ancak hepimiz olabilir bu ülke. Varsak da
hepimiz olarak varız. Sen Cetepe olarak sen varsın, tarih yazan diye bir şey söylemeye hakkın yoktur. Bunu hemen düzeltsinler. Ünal Bey'e geldik. Şimdi sırada Ünal Bey var arkadaşlar. Şimdi geçen haftaki yayınımızda hatırlayacaksınız. Burada anlattık. Ya bir de şunu söyleyeyim. Benim hazır böyle egodan megodan açılmışken konu. Çünkü kürsüye çıktığında bana mesajlar geldi ama ben çıkıp da ben söyledim de onun için böyle yaptılar. Ben söyledim de onun için böyle yaptı demem. Ben neyin ne olduğunu bilirim, görürüm. İzleyenler de bilir, görür. Ama ben çıkıp da ben yaptım da öyle oldu, ben yaptım da böyle oldu demem. İzleyenler onun takdirini verir. Her zaman söylerim. En iyi takdir kamuoyunun takdiridir. Geçen haftaki yaptığım yayını anlatıyorum ben size. Biz geçen hafta burada yapmış olduğumuz yayında, orada olan arkadaşlarım bilecektir. Tuba Erırman'ın kürsüye çıktığını, Sayın Ünal Üstel'e bir soru yönelttiğini, Ünal Üstel'in de işim var be kardeş benim deyip meclisi terk ettiğini anlatmıştık burada. Değil mi? Daha bir sürü şey de anlatmıştık da meclis kürsüsüyle ilgili olan kısmını söylüyorum ben burada. Esas işi orada mecliste olup muhalefetin sorularını yanıtlamak olan başbakan, ana muhalefet liderinin sormuş olduğu soruya kendisi kürsüde, Tufan Erman kürsüde, başbakan koltuğunda sordu Tufan Hoca, işim var benim dedi ve kaçtı başbakan. Bu hafta ve daha bir sürü şey daha söylemişti. Bu hafta başbakan kürsüye çıktı. Bak gelişime lütfen dikkat edin. Tufan Erman'ın sormuş olduğu soruya işim var benim neyim kaçan başbakan geçen hafta. Bu hafta kürsüye çıktı. Ha şimdi kürsüye çıktı da ne yaptı onu anlatacağım size. Sami Özuslu sürekli olarak çok da doğru yaparak Türkiye'ye giremeyen Kıbrıslı Türklerle ilgili bilgi istiyor. Yani bir vekilin, bir bu ülke evladının hepimizin yapması gereken şeyi orada mecliste bulunan bir vekil olarak görev atfediyor ve bunun üstüne gidiyor Sami Özuslu ve diyor ki Türkiye'ye alınmayan Kıbrıslı Türklerle ilgili bir liste, bir kıstas, bir tarih ne var ne yok bize açıklansın istiyoruz biz diyor. Yani bütün kamuoyuna. Bununla ilgili de siz ne yaptınız diyor hükümete. İçişleri Bakanı'na soruyor, Başbakan'a soruyor, Cumhurbaşkanı'na soruyor, 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 soruyor. Cevap yok. En son dedi ki geçen hafta Dursun Bey dedi ki sorduk cevap gelmedi. Sordukları tarihte, yılbaşı, Aralık'ta sordular. Tamam, Nisan bitiyor, bir şey değil. Şimdi sorduk cevap vermediler deyince Dursun Bey ona böyle iş mi olur diye CTP tepki gösterdi. Bu hafta Ünal Bey kürsüye çıktı. Ve bu soru Ünal Bey'e soruldu. Ve denildi ki Ünal Bey siz Aralık'ta yazı yazdığınızı söylediniz. Bilgi talep ettiğinizi söylediniz. Türkiye'ye giremeyen Kıbrıslılarla ilgili işte isim, liste, tarih, kıstas, kriter neyse eğer bilgi edinmek için yazı yazdığınızı söylediniz. Size cevap verilmedi. Neden dendiğinde işte Ünal Bey orada müthiş bir bilgi vererek ve tüm kamuoyunu aydınlatarak şu cevabı verdi arkadaşlar. Bilmem. Nasıl dedi? Bilmem. Bilmem dedi adam ya. Haklı mı? Bence haklı. Yani şimdi bir adam bilmezse ne yapacaksın yani adama? Ünal Bey sana soruyoruz. Bu konuyla ilgili size bir cevap gelmedi. Neden bir cevap gelmedi size diye muhalefet milletvekilleri kürsüdeki başbakana soruyorlar. Başbakan kürsüye çıktı çünkü büyük olay yani. Ünal Bey kürsüye çıkması büyük olay. Ünal Bey kürsüde ve sordu kendine muhalif milletvekilleri. Bu yazmış olduğumuz yazıya niye cevap almadınız? Ünal Bey de orada tüm kamuoyunu aydınlatacak şekilde müthiş bir cevap verdi ve dedi ki bilmem, bilmez. Dedi bir çiviye sen dedi. Bravo. Yani şimdi adam bilmezse eğer
Ne yapacaksın yani kendine? Ya bileceksin mi diyeceksin ya, yakasını sallayıp. Yo, adam bilmem, çok da dürüst anlattı, bilmem. Ama ben sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bilmem dedin, sen doğrusunu söyledin, bilmem. Ama ben sana doğrusunu, işin doğrusunu söyleyeyim. Bilemem. Bilemem. Bilmen değil. Bilmen evet. Bilemem. Nefes bile alamam sen. Yok gideceğim de soracaksın. Neçin cevap vermezsiniz bana? Benim toplumum, benim aydınlarım, benim medyam, benim insanım, benim muhalefetim. Hatta ben merak ediyorum, Kıbrıslı Türkler niye giremiyor Türkiye'ye diye soramam sen. Bilmen neden sana cevap vermediklerini bilemem ya. Ben sana açık açık söyleyeyim. Net. Ama gelişme var mı? Gelişme var. Geçen hafta işim var benim deyip koştura koştura meclisten kaçan Ünal Üstel bu hafta kürsüye çıktı ve ve dedi ki kürsüde, cevap veriyorum, bilmem dedi adam. Tamam, bilmez. Bilmez sahip. Bilmez. Şimdi gelelim esas mevzuya. Esas, bütün bunların içerisindeki esas mevzu belli. Bu ülkenin söylenecek sözler var, söylenmeyecek sözler var. Atasözü ya, atasözü. Ama ben Ali Pilli'yi değişmem. Yani Ali Pilli'nin bir ülkede bazen bazı şeyler olabilir cümlesini, yani bu önümüzdeki günlerde buraya ya da eğer stüdyoyu değişirsek nereye yapacaksak adalet yazacak arkadaşlar. Bunu da söyleyin, bilesiniz. Arkamızda hep söylüyorum, biz bu yayınları hep adalet için yapıyoruz diye. En kısa zamanda arkamızda bir panoda adalet olacak. Yayınımız devam ettikçe o adalet kelimesini hep görülecek yani orada. Onu bilmenizi isterim. Yani sadece sözde değil, eylemde de onu yapacağız. Ve adalet yazımızı yazacağız arkaya. Stüdyoyu değişme ihtimalim var. Ona bakacağız ama bunu yapacağız, onu söyleyeyim. Ama eğer onu yapmayacak olsaydım da adalet yazmayacak olsaydım Ali Pilli'nin o cümlesini yazar. Bir ülkede, bir yerlerde bazen bazı şeyler olabilir. Müthiş. Ha tabii Ünal Bey de bunlara çok katkı koydu, doğrudur. Bilirim ama söyleyemem. Özellikle Instagram'da müthiş şeyler oldu yani onunla ilgili. O da çok güzel bir cevap. Bilirim ama söyleyemem. Ne münasebet ya derim. Ben öyle değil. Öyle. Öyle değil yani. Bilir ama söyleyemez. Erhan Bey'in konçertosu var. Ha, bu arada size bir şey söyleyeyim. Kulaklarınızı kapayın. Tamam. Duymayın bu söyleyeceğimi. Dinlemeyiniz yani şimdi söyleyeceğimi. Ben kendi kendime söylemiş olayım. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı çok kısa bir süre sonra Bertan Bey olabilir. Açabilin. Açabilin şimdi kulaklarınızı. Ben kendi kendime söyledim, kayıtlarda bulunsun ama siz duymadınız bunu. İnşallah kimse duymadı. Tamam. Gelelim başbakan kim olacak meselesine. Bütün bunların derdi, çabası, kavgası, dağıtmasının sebebi başbakan kim olacak? Bir tane başbakan var. Koltuğunda oturuyor şu anda. Bazen oturur, bazen işim var deyip kaçar. Ama var. Ünal Üstel. Bir tane ısrarla başbakan olmak isteyen var. 7-24 gezen, durmadan dinlenmeden bu işi istediğini söyleyen, o da Hasan Taçoğlu. Bir tane yoklayan var. Yani ben yaptıydım ama tam da yapamadıydım. Yani şimdi yaparsam iyi yaparım. Artık işler değişti. Nedir durum acaba diye bir de yoklayan var. O da Faiz Sucuoğlu. Hiç sesini çıkarmayan, aslında bakarsanız bu işleri en iyi ben bilirim. Görünüz artık en iyi benim bildiğimi ve veriniz bana hakkımı diyen Olgun Amcaoğlu var. Bir de bunlar UBP'dekiler. Bir de artık seçim olsun, bunlardan hiçbir şey olmaz. Lütfen seçim olsun ve artık bu halk bunları görsün da bize oy versin. Biz iktidara gelelim de ben de başbakan olayım artık diyen Tufan Erdoğan.
Şimdi memleket bunun üstüne dönüyor şu anda. Suyun altıdır ama bu. Bilirsiniz. Suyun altı, suyun üstü. Su sı olduğu için hemen çıkar yukarıya. Memleketin derdi budur arkadaşlar şimdi. Ünal Bey, ciddi söylerim sana. Bak, hakikaten artık dağıtmaktan ne dağıttığını kaybetti. Yani kaybetti artık. Bilmiyor ne dağıttığını. Karşıdan biri geldiğinde ona vatandaşlık mı verdiydi, kırsal kesim mi verdiydi, ihale mi verdiydi, kızını işe mi aldıydı, terfi mi verdiydi, makam mı verdiydi, atama mı yaptıydı. Karıştırdı artık. Kapıdan içeri girdiğinde ne der buna, ne yaptıydık biz? Ne yaptıydık oğlum biz buna? Ha, bunu doğru, ihaleyi verdiydik buna. Memnun mu? Memnun. Bu gitsin öbürü gelsin. Dağıtmaktan karıştırıyor artık kime ne verdiğini. Hangisine ne dağıttığını. Hasan Taçoy var. Hasan Taçoy diyor ki bu işleri ben bilirim. Ben geleceğim, bu işleri düzelteceğim diyor. Faiz Sucuoğlu var dediğim gibi. Ben geçen defa geldiydim. Ama ama çok da istediğim gibi yapamadım. Hem çok kısa yaptım. Dadı damağımda kaldı, tekrar isterim diyen Faiz Sucuoğlu var. Fazla yani Faiz Sucuoğlu, ben bunu yüzüne de söylediğim için yayınlarda da rahat rahat söylüyorum. Sen önce başımdan geçeni bize bir anlatacaksın. Hepsimize, bütün halka, kamuoyuna, hatta gerekirse Türkiye kamuoyuna çıkacaksın ve anlatacaksın açık açık. Senin başından neler geçti? İlk kurultay yarıda kaldı, ikinci kurultayda çıktın. Ölmek var, dönmek yok dedin, gene çekildi. Bütün bunların sebebini anlatacaksın. Da ondan sonra yola çıkacaksın. Da göreceğiz, ikna ettin mi edemedin mi başka partilerini, sonra da ülkeyi. Ama bunu yapmadan olmaz. Olgun Bey var. Dediğim gibi Olgun Bey. Yani sırasını bekliyor. İnanıyor ki sıra kendisine gelecek bir yerde. Ama çok da fazla sabretmek istemez artık. Artık yeter safhasından. Yani öyle ben onun bunun atadığı, bakan onun bunun oradan alıp oraya koyduğu bakan olmak istemiyorum havasında. Bu işleri de en iyi ben biliyorum. Kamuoyu da beni takdir eder düşüncesindedir. Bekler artık bir, yani içinden der ki görün beni artık ya. Ya Ünal Üsteli bile gördünüz, beni de görün artık ya. Der. Görün ha, uğraştayım ben de. Olgun Bey'in de öyle bir durumu var. Bir de dediğim gibi ısrarla erken seçim talep eden ve bir an önce de bu seçimle iktidara geleceğini hesaplayan Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Tufan Erdurman var. Vallahi ben bu yıl içerisinde bir seçim planını görmüyorum. Ama UBP kurultayından sonra ne olduğuna bakmak lazım. Ekim sonunda düşünürler. Yani Eylül'de yapacaklar ikinci tur. Yani Ekim'e bu iş biter. Ekim sonuna bu defter kapanacak UBP kurultayı. Geçen gün biriyle konuşurum. Dedi hatta neyse vermeyin ismini. Hatırladım ama vermeyin ismini. Yetkili biriydi. Gene dedi mahkemelerde koşturmaydım. Var ya bunların bir de mahkeme işleri. Bunların kurultaylar üç bacaklıdır arkadaşlar. İlk tur, ikinci tur mahkeme. Normalde kurultaylar iki turlu olur değil mi? İlk tur, ikinci tur. Bunların kurultaylar ilk tur, ikinci tur ya mahkeme ya çekilme. Öyle değil. Tüzüklerinde yazar bu. Açanın UBP tüzüğünü. Den ki ilk tur adaylar yarışır, %50 artı biri almayan iki aday yoksa ilk iki aday ikinci tura kalır. Tüzükte yazar bu. Evet, ikinci tur yapılır. Yine biri kazansa da kaybetse de fark etmez. Ya mahkemeye gidilir ya da kazanan aday çekilir diye tüzüklerinde yazar bunları. Eğer bu sefer 30'ya uymazlarsa da ilk tur ikinci turda biter. Ekim'de bu iş bitecek kurultay yani. Bittikten sonrasına bakmak lazım. Zaten o zamana kadar bir seçim olma tarih aralığını da geçtik. Nisan'da bitti yani artık. Henüz ortada öyle bir şey yok. Ama neyin ne olduğunu göreceğiz. Ha şimdi gelelim en son bu yürüyüş konusuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta Cuma akşamı Şampiyon meleklere adalet diyerek adalete ışık tut demek için Lefkoşa'da toplandık.
Allah Allah. Instagram canlı yayınına süre mi koydu ya? 10 saniye kaldı diyor bana. Niye böyle bir şey yaptı ki? 4 saatti daha önce. Yayın koparsa ya şimdi tekrar bağlanacağım arkadaşlar. Enteresan. Daha önce 4 saat olan Instagram canlı yayını şimdi 1 saatte bitti. Tuhaf. Görün ha, size onu anlatmaya çalışırım size. Vallahi bu teknik işleri insanı deli eder ya. Yani inanamam. Instagram şimdi döndü ve 4 saat olan canlı yayın limitini 1 saate düşürdü. 1 saat olduğu için de yayınımız koptu. Tekrar bağlandık. Arkadaşlarımız orada tekrar izleyebilir Instagram'da. Yürüyüşle ilgili konuşurdum arkadaşlar. Şampiyon meleklere adalet, adalete ışık tut yürüyüş ile ilgili. Geçen hafta cuma akşamı ilk gittik. Açıkçası birazcık da hayal kırıklığına uğradım oradaki kalabalıktan filan. Ama ondan sonra zaten aileler yakınlar Mausa'dan gelmiş. Bütün nüfusun en kalabalık olduğu yer Lefkoşa bildiğimiz kadarıyla. Ve beklenen kalabalığı orada göremedim. Ben terminalden bahsediyorum. Yani buluşma yerinden bahsediyorum. Ama ondan sonra yürüyüş başladığında gördüm. Gelen, katılan, emek koyan, ses çıkaran herkese buradan bir kez daha çok teşekkür etmek isterim. Müthiş bir yürüyüş oldu. Müthiş bir kalabalık oldu. Ben çok beğendim. İnşallah amacına da ulaşmıştı. Ama orada dikkati çeken bir konu var. Her fırsatta meleklerimizi yalnız bırakmayacağız diyen ve bunu da gerçekten yapan. Hani hep derim ya, söylemesi değil yapmasıdır. Her fırsatta meleklerimizi yalnız bırakmayacağız diyen ve bunu da yapan bir siyasi erkimiz var. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, hükümetimiz, muhalefetimiz, meclisimiz, bütün siyasetimiz gerçekten tam anlamıyla bu konuyla ilgili büyük bir birlik, bütünlük göstermekte. Meleklerin ailelerinin yanında olmakta, davalarını takip etmekte, gerekli temasları yapmaktadırlar. Evet. Hatta ben bu konuda kendilerinin de örnek alınması gerektiğini söylüyorum. Çünkü gerçekten ellerinden gelen her şeyi siyasi erkimiz yapıyor. İktidarıyla, muhalefetiyle, hükümetiyle, meclisiyle hep birlikte. Mausa'da düzenlenen yürüyüşe gittiğimizde orada siyasi yetkililerimizi de görmüştük. Zaten görmemize gerek yok. Bunu söylememize bile gerek yok zaten. Orada olmalıydılar zaten de oradaydı. Ama Lefkoşa'da yoktular. Lefkoşa'da bana eve geldiğimde soruldu. Dediler ki kimler vardı siyasilerden? İşte Tufan Hoca vardı muhalefetten. Kudret Hoca vardı, beraber yürüdük. Zeki Çeler vardı. Yani 3 muhalefet partisinin başkanı vardı. Vekiller vardı. Ya dedim, ben hükümetten birini görmedim orada. Ersin Bey'i de görmedim. Nasıl yani? Her 20 kişinin olduğu yerde olan Ersin Tatar orada yok muydu? Acaba ben mi karıştırdım? Ben mi kaçırdım? Dedim. Ve bir araştırdım. Ve baktım ki gerçekten gelmemişler. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet ortakları melekler için yapılan adalete ışık tut yürüyüşüne gelmediler. Ve bana dediler ki, babam ya onu da söyleyeyim. Babam yani oydu bana soran. Bak göresin dedi bana, elçiliğin önünde bittiği için yürüyüş gelmediler. Dedim olamaz. Olamaz yani sebep. Yürüyüşün terminalde başlayıp elçiliğin önünde biteceği için biz gelmiyoruz. Olamaz bu sebep. Odur sebep. Olamaz sebep. Niye olamaz diyorum. Onu da söyleyeyim. Neden olamaz diyorum. Çünkü birinci günden beridir. Bak bir, ilk gün. Yani insan söylerken içi parçalanır bunlar ama bilinsin. Cenazelerin havaalanına geldiği günden başlayarak Büyükelçi zaten meleklerin yanındaydı. Ben gözümden gördüm. Bizim beklediğimiz yerde beklerdi adam ya. Metin Feyzoğlu biz nasıl beklerseydik uçağın gelişini yüzlerce binlerce insan, o da bizim inan beklerdi. Orada
Hep vardı yani yanlarında. Ailelerden iyi iletişim olduğunu biliyorum. Ve bunun da hep altını çizerim. Hukukçu bir kişi olmasına rağmen biz bile burada konuşurken acaba öyle mi değilim, böyle mi değilim, biz hukukçu değilik, yanlış bir şey olmasın diye düşünürken Metin Feyzoğlu bu konu her konuşulduğunda katiller diye bahsederken, katiller adam doğrudan, yani bilirsiniz, yani eminim benden daha iyi bilir o da. Katil denmesi için mahkemenin karar vermesi, hüküm vermesi lazım. Onu bilmeden adam diyor ki katildir bunlar diyor. Bu kadar çok destek veriyor yani meleklere ve onların davalarına ve ailelerine. Ve oraya gideceği için yürüyüş. Hatta ben beklerdim. Peki de yani elçinin gelmesini beklerdim. Ben zaten oraya elçi niye gelmeyecekti ki? Elçine gelebilirdi oraya. Eğer bizimkiler bir açıklama da yapmadılar. Çok da ayıp ettiler aslında. Eğer bizimkiler Ersin Bey, Ünal Bey, Fikri Bey, Erhan Bey. Sırf yürüyüş elçiliğin önünde bitecekti diye gelmedilerse çok büyük ayıp ettiler. Bak çok büyük ayıp ettiler. Çok büyük de saygısızlık ettiler. Neden bilir misiniz? Sebebini de söyleyeyim size. Çünkü birincisi diyelim ki senin söyleyeceğin, senin düşündüğün gibi bir şey oldu. Asla öyle bir şey olmaz. Ama oldu. Çıktı bir de elçiliğin önünde 3-5 tane laf etti. Da sen de orada bulundun da başım belaya girdi. Ne var? Ne var? Sen bu ülkenin, bu ülke insanının cumhurbaşkanı, başbakanı, başbakan yardımcısı, hükümet ortağı değil mi? İki, saygısızlık dediğim de budur. Asla ve asla orada öyle bir şey olmazdı. Olacak olsaydı bile kimse izin vermezdi, ben izin vermezdim mesela. Bak şahsen bir birey olarak ben orada olayım. Şampiyon meleklere adalet için adalete ışık tut eyleminde, yürüyüşünde olayım. Ya sen gel elçiliğe bağırasın çağırasın, seni engellerim ben. Saadet'im elçiliğe bağırmak isten, yarın sabahtan gel. Gel git istediğini yap. Biz burada bunun için yok. Biz burada adalete ışık tutmak için varız derim. Benim dememe gerek yok. O yürüyüşte olan herkes bu sorumluluğun ve bilincin farkındadır zaten. Elçiliğe, meclise bir şey söylemek istersen elçilikle uğraşladın, mecliste uğraşladın. İstediğin gün, istediğin saat git istediğini söyle. Kimse de sana bir şey demez. Ha şiddet yaparsan alırlar, içeri sokarlar seni. Ama melekler için yürüyüş olacak. Da biri elçiliğin önünde bir şey yapacak, bağıracak, çağıracak diye korkup gelmedilerse eğer hem ayıp ettiler hem saygısızlık ettiler. Onu buradan söylemek isterim. Metin Bey çıksın anlatsın kendilerine ya. Büyük elçi. Hatta büyük elçi çağırsın kendilerine, desin ki siz niye katılmadınız bu yürüyüşe? Katılmanız lazımdı desin kendilerine. Ben ilk günden bu ailelerin yanındayım. Bu İSİAS otel sahiplerine katil diyen hukukçuyum ben. Siz nereden korkarsınız? Desin kendilerine. Ha ben bunun bir kısmını söyleyeyim size de bilirsiniz. Salı akşamı Ersin Bey'e soracağım. Neden? Çünkü salı akşamı eğer yani bir aksilik olmazsa Ersin Tatar Er Meydanı'nın konuğu olacak Genç TV'de. Ve salı akşamki programımızda bunu Ersin Bey'e soracağım. Bilsin yani. Eminim izler, izlemesi yakınları izler. Bilsin bu sorunun cevabını ben merak ediyorum arkadaş. Herkes merak ediyor. İster katılın ister katılman o ayrı. Burada sen bu yürüyüşe niye katılmadın bunu bize açıkla. Bak belki de geçerli sebebin vardır ha. Belki de geçerli sebebin vardır. Ama eğer söylenildiği gibi sırf yürüyüş elçiliğin önünde sonlandırılacak diye katılmadıysan sen bunu açıklayacaksın. Eğer sebebi de buysa dediğim gibi hem ayıp ettiniz hem saygısızlık ettiniz. Çünkü ne oraya katılan insanlar öyle insanlardır ne orada toplanma amacı bir protesto amacıdır elçiliğe ne de bunu yapacak olan birine oradakiler izin verir. Bu kadar net söylerim size. Bunun açıklaması, aydınlatılması olacak. O güne kadar olmazsa salı akşamı Er Meydanı'nda ben soracağım. Ha buradan söylüyorum. Herkes tabisim. Ve bitirdik. Konularımızı bitirdik. Bu akşam biraz uzun gittik aslında. Instagram bile dayanamadı yani bu akşamki hızımıza bizim. Ve bir saatte durdurdu o bize yayınımızı ama Facebook'ta devam ettik. Çarkımızı koyacağız.
Mesaj gelir bana, başbakan kim olacak? Sen ol diye. Benim hiç öyle bir diyetim yok. Her bu konular açıldığında da söylerim. Benim başka bir hayatım var. Öyle siyasetmiş, partiymiş, başkanlık, benim hiç öyle bir derdim yok. Duyarsanız da inanmayınız yani. Ne öyle bir isteğim var, ne öyle bir niyetim var. Öyle zaten beni de başbakan yapmazlar. Onu da size söyleyeyim. O yüzden sağ olun, teveccüh gösteriyorsunuz. Ama benim öyle bir derdim, öyle bir niyetim yok. Sizlerle mutluyum derler ya. Ben sizlerle gerçekten çok mutluyum. Yaptığım işi çok seviyorum. Yaptığım işin faydalı olduğuna inanıyorum. Ben bu işi yaparak bu ülkeye, bu ülke insanına bir fayda sağladım. İnanıyorum. O yüzden de sizlerle yaptığım yayınlarla, programlarla çok mutluyum. Siyasetle de işimiz olmaz. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar, yayınımızı hep bitirdiğimiz Güzel Günler Hangi Dağın Ardında adı şarkısıyla bitireceğiz. Şarkı çalarken sizlerden de her zaman olduğu gibi emojilerinizi bekleyeceğiz. Yorumlarınızı bekleyeceğiz. Şampiyon melekler için lütfen unutmayın, bir gün kaldı davaya. Herkes sesini yükseltebileceği kadar yükseltsin. Ve beklediğimiz adalet uzun bir süreç olacak. Ama gelsin diyelim, cuma akşamı ve cumartesi akşamı Timsah Ateşi oyunu Yine Amerikan Üniversitesi'nde gelirinin %80'i Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak şekilde düzenleniyor. Çok başarılı oyuncular da var. Kıbrıslı oyuncu Hazar Erdüşlü de bu oyunda oynuyor. Katılabilirsiniz, eğer ona katılınız diyelim. Salı akşamı da Ersin Bey'in Er Meydanı'nda konuğumuz olduğunu söyleyelim. Ve sizlerle birlikte Güzel Günler Hangi Dağın Ardındadır diyerek emojilerimizi göndererek yayınımızı bitirelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu akşamki yayınımıza katıldığınız için. Gözlerinde çalınınca şarkılar, Batu. Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, sevmeyi, sevilmeyi ve şarkı çalmayı. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve bu akşam hikayelerimizi noktalıyoruz. Thank you.